Hapse git bak, vallahi depi ağzının üstüne vururum. Ne var la? Nereye geldik mi? Ula bir yarım saat daha geriye gidip tekrar gelek ya, ben tam uykumu alamadım. He? Geldik mi diyor? La nerede gelmişiz, daha yoldayız oğlum Hüseyin ya. Tamam gelmişiz. Tamam Hüseyin, aferin. Aferin Hüseyin. Ya Allah. Ula biz de arabada inebilsem Hüseyin. Sizin yüzünüzden vallahi bak dilime imanıma. Sizin yüzünüzden ne uyku düzenim kaldı. Sizin yüzünüzden ne hayatımın bir anlamı kaldı. Güle güle diyor Arguvan. Biz çıkıyor muyuz Arguvan'da ya? He? Evet sevgili seyirciler, Küçük Hammatlı o köy bizim köyümüzde. Bu hafta Arguvan'a geldik. Arguvan dendiği zaman akla ilk ne geliyor söylememe gerek yoktur zannedersem sevgili seyirciler. Çünkü türküleriyle, ezgileriyle meşhur olan Arguvan Malatya'mızın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Bağrından İsmail YK gibi türkücüleri, Juan Sebastian Bach gibi bestekarları çıkaran Arguvan gerçekten de gezilip görülesi bir mekan. Evet, Juan Sebastian Bach burada Arguvan'da türkü yazarken kendini çok mutlu hissediyormuş. Diğer bir taraftan Chopin yine Arguvan'ın bağrından çıkmış bir müzisyendir. Öbür taraftan baktığımız zaman o bir tane kıvırışık saçlı vardı. Kimdi la o? Bu ne kıvırışık saçlıydı ya? Beethoven ya. Beethoven da Arguvan'dan çıktığı söyleniyor. Ona ben çok inanmıyorum. O daha çok Akçadağlı'ya benziyor. He? Madonna. Madonna'nın burada ne işi var yavrum? Madonna yeşil yurtlu. Kurban olsun. Geçen oraya gittik, heykelini dikmişler. Azı biraz kafayı çalıştır Hüseyin. Gölük geldin, gölük gideceksin. Michael Jackson aslında baskilliymiş. Onu ben araştırdım he. Baskilde Kayseri'de çalışırken kapkara olmuş. Şillan gibi. Kara Şillan diyorlarmış. Demiş ki ya ben demiş baskilden nefret eder oldum demiş. Gideceğim Malatya'ya yerleşeceğim demiş. Zaten dikkat ederseniz Malatya'da birçok baskilli yaşamaktadır. Demek ki onlar da Elazığlıların şeyinden, o zulmünden kaçarak gelmişler. Neyse Michael Jackson da Kayseri'de çalıştığı zamanlar, dur el kol yapma burada hareket. He? Hele bir dur şu şeyi bitireyim. Kayseri'de çalıştığı dönem, Kayseri'de çalışırken kara şillan gibi olmuş. Ula demiş ben Malatya'ya gideceğim, rengimi de açtıracağım demiş. Ondan sonra demiş baskili de gönül haritamdan sileceğim. Kim diğer baskili kim? Bill Gates. Bill Gates? Şu şeyin sahibi. Microsoft'un. Kim? Doğrudur ya. Neyse. Çok fazla uzatmadan daha ne sanatçılar çıkardı Arguvan? Birazdan Arguvan'a gittiğimizde hem yöre halkından hem işte oranın önde gelenlerinden öğreneceğiz. Küçük Hammatlı o köy bizim köyümüz programıyla bu hafta Arguvan'dayım sevgili seyirciler. İnşallah güzel bir program çekmek dileğiyle şimdilik merkeze gidiyorum. Beni takip edin. Ben niye koşturayım? He? Alt tarafı bugün bir tane otostop çektik de buraya rahat rahat geldik diye niye beni koşturuyorsun sen? Niye koşturuyorsun sen ben? Yoruldum az. Şuraya çömeleceğim. Hüseyin. Kardeş şimdi biz nereye gidiyoruz? Belediyeye mi? Belediyede ne işimiz var ya? He? He, bize rehberlik edecek arkadaş. Belediyedeymiş. Az soruklanam da gidelim. Tamam yeter, ben çekme daha. Ha, şuraları çek bak. Ne kadar güzel ovalar var.
Ne kadar güzel doğa var bak burada mis gibi. Ay. Bah. Neyi düğünü Hüseyin? Gidelim mi? De hadi yolumuz uzun. Şöyle Arguvan'ın içine doğru bir yürüyelim bakalım. Bizler bugün Arguvan'da neler bekliyor? Yani Arguvan türküleri arasında şöyle yıldızlı peki ile işaretlediğim bir Arguvan türküsü vardır. Gerçi bizim yani Arguvanlı sanatçılarımızın yanında bizim söylenmemiz düşmez ama yine de Arguvan'a geldiğimiz için bir kuple okumak isterim sizler için de. Arguvan'a gidek mi? Şalgamından yiyek mi? Arguvan'a gidek mi? Mısırından yiyek mi? Hele kardeş gel gidek. Gidek, gidek, gel gidek. He? Narmiken kavunu yiyek. Arguvan burada kaldı. Ula Hüseyin gel gidek. Nasıl? Arguvan'ın çok önemli bestelerinden bir tanesidir bu. Ula bunu izleyen Arguvanlı da bana küfür eder ha. Der ki bu da Arguvan'la ilgili hiçbir şey bilmiyor. Arguvan'la ilgili çok şey biliyorum sevgili seyirciler. Yalanız. Sizler hani beni yanlış anlamayın diye söylüyorum bunu. İstiyorum ki başkalarından Arguvan'ın gerçekten Arguvan'ın yerlisinden öğrenin. Türküsünü de, yemeğini de, gelenek göreneklerini de hepsini birazdan orada öğreneceğiz. Yeter artık Hüseyin gidelim. Gidelim kendime kızmaya başladım çünkü. Evet sevgili seyirciler, şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Arguvan'da ney? Ya sana ne kardeş, ben sana soracağım ya. Sana mı soracağım, bak şu görmüş olduğun kerpetin ile var ya, vallahi diyorum barnaklarını teker teker kopartırım. Demişime karışma, burada röportaj yaparım kendi kendime. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz bina, yıllarca Arguvan'da cezaevi olarak hizmet vermekteyken, evet yani bölgede suç oranı olmadığı ve dışarıdaki suçluların buraya gönderilmesiyle burası bir cezaeviymiş ve artık cezaevi olarak kullanılmıyor ve nasıl? Tamam abi sakin ol, bir dakika ben onlara geleceğim. Yok deneme değil, biz kayıttayız. Biz, tabii bizim programımız böyle, istersen gel. Gel gözünü yemişim, gel gel. Vallahi diyorum gel ya. Neyse devam ediyorum. Cezaevi olarak kullanılırken artık cezaevi kapandı ve Arguvan Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sayesinde burası bir üretim evine dönüştürüldü. Doğru muyuz? Burada artık bulgur fabrikası, aynı zamanda içerisinde neydi? Erişte, tarhana gibi bir takım zahire ürünlerinin üretileceği bir tesis haline getirilmiş. Belediye Başkanı ve Arguvan Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla bu mekanı Arguvan'a kazandırıyorlar. Belediye Başkanımız burada, hemen kendisiyle bir röportaj yapıp köyümüzü gezmeye biz gideceğiz. Onlara burada kolay gelsin diyeceğiz. Arguvan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kızıldaş Beyefendi buradalar. Başkanım selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. RTV ekranlarında Küçük Hammat'la O Köy Bizim Köyümüz programı olarak bu hafta Arguvan'a geldik. Hoş defa geldiniz. Hoş bulduk. Gelmişken de böyle sizleri de bir ziyaret edelim dedik. Siz de bugün çalışıyorsunuz, işinizin başındasınız. Burası bizim bildiğimiz eski cezaeviydi. Şimdi artık kullanılmadığı için siz hemen burayı değerlendirip Arguvan'a evet, kazandırılmış güzel bir tesis olmuş. Bu konuda gerçekten cezaevinin tahsis edilmesi konusunda, cezaevinin Arguvan'a kazandırılması konusunda da
Öznur Hanım'a da teşekkür ediyoruz. O konuda onun da çok emeği oldu. Bizler de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burasını güzel bir üretim tesisi, sosyal tesis yapıyoruz. Buradaki işte eski cezaevi şimdi farklı amaçla daha üretime yönelik, daha sosyal amaçlı bir şekilde kullanılacak. Arguvan için de çok önemli. Şimdi isterseniz evet, hem gezelim. Tabii. Burada biz burada tadilat yaptık, bakım, onarım yaptık. İçeride burada kadınlarımız üretim yapıyorlar. Gerçekten çok güzel bir Arguvan için çok güzel ve önemli bir tesis olacak. Burada biz ata tohumundan, Sarı Bursa buğdayından burada bulgur üretiyoruz. Şu an üretim var mı? Yani bulgur üretimi makinalarımızın şeyi yapılıyor, montajı yapılıyor. Evet. Ama üretim yapıyoruz. Kadınlarımızla biz burada şu anda erişte üretiyoruz. Şimdi başkanım, ben az çok bulgurdan anlarım. Bulgur nasıl yapılır bilirim. Zamanında çalışmışlığım var. Siz beni buradan alsanız. Bize de usta lazım o zaman. Vallahi hemen sizi RTV'den alalım, transfer edelim. Hemen bonservisim hemen elimde. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. O zaman tamam. Tabii RTV'deki arkadaşlarımız bize kızmazlarsa darılmazlar. Hiç kızmazlar. Eğer öyle bir şey olursa zaten karşılarında beni bulurlar. Serdar, bir bak bakalım canım şeye. Müsaitse bir erişte yapımına bir girelim. Aslında çok da güzel oldu buraya gelmemiz başkanım. Neden diyecek olursanız, programımızın bizim içeriğinde böyle yöresel işlerin de olması gerekiyor ve çok da güzel burada oldu. İşte bu sosyal tesis, gördüğünüz gibi burada erişte üretimimiz. Maşallah. Burada fırınlarda kavrulması. Ne kadar da güzel yapılıyor. Oldu. Kolay gelsin Seher Hanım, kolay gelsin arkadaşlar. Abla kolay gelsin. Gerçekten evet. O kadar da güzel bir koku var ki içeride. Yani o şeyi hissediyorsunuz değil mi? Bakın burası da üretim alanımız. Kadınlarımız da kolay gelsin. Abla kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Evet. Evet, şimdi bulgurla ilgili çalışmalar da bir içerideki o tadilat bittikten sonra, makineler geldikten sonra. Evet. Şimdi bulgur kaynatma olacak mı başkanım? Tabii şimdi önünde durduğum, bak şimdi işte bu olmadı şimdi. Bulgur önünde, kaynatma olacaksa. Önünde durduğumuz, sen bulgur ustasıyım diyorsun. Ben kazanları göremediğim için sordum. Kazan, o önünde durduğumuz neydi oradaki? O depo değil miydi? Depo değil işte, o bu kaynatma kazanıydı o. Gerçekten o kazan ya, mıydı? Evet ya, bak işte ustalığının olmadığını ortaya çıkardık. Gördün mü? Altında durduğumuz kazan mıydı? Evet, o kaynatma kazanıydı. Teknoloji çok gelişmiş. Bizim zamanımızda ilkel usuller, böyle altından ateşi verirlerdi başkanım. Yine orada da ateşi olacak ama o bizim 3 tonluk bir kazan. Şimdi tabii teknoloji geliştiği için çok daha sistemli, düzenli bir şekilde. Evet, burada arkadaşlarımız bu şekilde üretime devam ediyoruz. Erişte, tarhana ve daha farklı ürünler de burada üreteceğiz. Peki şu an tarhana yapılıyor mu? Tarhana. Şu an erişte yapıyoruz ama birkaç gün sonra, belki bir süre sonra da erişte üretimimizi belli bir noktaya getirdikten sonra da tarhanaya geçeceğiz. Peki bu tarhanalar sadece bölgeye değil, her yerde? Türkiye'nin her tarafına. Türkiye'nin her tarafına zaten özellikle bizim Arguvanlı meslek grupları potansiyelimiz, o ciddi bir müşteri potansiyelimiz var. Evet. Onlar bizden bekliyorlar yani, işte bizim kooperatif kurduk. Kooperatif kanalıyla satışlarımız yakında başlayacak. Türkiye'nin her tarafındaki hemşerilerimize ve oradaki tüketicilere doğal gıda olarak sunacağız. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel bir iş yapmışsınız başkanım, sizleri gönülden tebrik ediyorum. Başkanım, müsaadeniz varsa bir de ablalarla sohbet edip işin ince detaylarını biraz öğrenmek isterim. Bu anı kaçırmamamız lazım. Öyle değil mi Hüseyin'cim? Şöyle bir içeriği de çekebilirsiniz. Şöyle biz sohbetimizi ettikten sonra böyle detay alırken burası, Hüseyin Bey, burayı lütfen, burada stok yapmışlar. Ablalarla bir sohbet edeyim. Sizi bekleteceğim. Çok özür dilerim. Biz yan tarafa geçiyoruz.
Eskiden cezaevi olduğu için burası volta alanıydı, öyle değil mi Selam? Evet, avlu. Avlu. Evet. Şimdi de sergi olarak kullanıyorlar. Evet. Bunları dışarıya sermiyorsunuz. Neden? Çok toz toprak olmasın evet, diye. Evet, toz, toprağı, kuş pisliği. Hmm. Onlardan dolayı koymuyoruz. Üstünü de o yüzden kapattınız. Evet, üstünü de o yüzden kapattık. Çok pislik oluyordu çünkü. Evet. Güvercinler tellere falan geliyorlardı. Onları engellemek için telleri falan söktürdük. Yine de pek bir faydası olmadı. Ondan sonra fileye karar verdik. İşte sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi bir üretimhanenin ne kadar titiz, ne kadar hijyenik olduğunu biz sizlere böylece göstermiş oluyoruz. Bize bu işin ince ayrıntısından kısaca bir bahsederseniz, erişte nedir, nasıl yapılır, nelerde kullanılır? Erişte biz köylülere göre makarna, bize göre evet. Bize göre makarna. Hamuru bayağı sert bir ürün. Biraz zorlanıyoruz açarken ama lezzetli. Peki ne diyecektim ya? Hamurunun sert olmasında ekstra kattığınız bir şey var mı? Yani hayır. Normal ekmek hamurundan farklı mı? Hayır, hiçbir farkı yok. Sadece bir miktar yağ kullanıyoruz. O da çok az bir miktar. Hı-hı. O da sadece kızarırken güzel kızarması için. Evet. Mesela 25 kilo una bir su bardağı kadar bir yağ kullanıyoruz. O kadar. Başka un, tuz, su, yağ, başka hiçbir şey yok içerisinde. Sert bir hamurdan elde ediyoruz. O kadar. Hamur açılıyor, ondan sonra kesiliyor. Evet. Güneşte kurutuluyor, eleniyor, ondan sonra fırınlanıyor, ondan sonra depomuza. Bir de fırınlanıyor öyle evet, mi? Evet, fırınlanıyor. Orada gördüğünüz fırınlar vardı peki ya. Peki fırınlanmasının sebebi ne? Güneşte kurumuyor mu zaten bu? Hamur tadı gelir. He. Pişmesi lazım. Un kokusunun gitmesi lazım. İşte görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler, bir erkek olarak çok mutfak işlerinden anlamadığımız için Seher Hanım bize olayın ince detay. Kaynatma kazanını az önce ben hayret içinde kalmıştım. Şimdi şu bizim gördüğümüz kaynatma kazanı. Evet. Kazan. Tamam. Şimdi oldu başkanım. Çünkü içindeki şeyi görmemiştim ben. Bu öbür taraftaki de elevatör. Evet. İçine o buğdayı da oradan atıyor. Gelen buğdayı, hazineye inen buğdayı kazana aktaracak. Evet. Ateşini de zannedersem şu küçük yerden verecek. Evet. Oradan burlör sistemi katı yakıtla. Evet. Yakacağız, ısıtacağız. Orada 3 tonluk kaynatma kazanımız var. Ondan sonra da bu yanda tabii sergi alanı. Tabii sergi alanı. Sergi alanından sonra buraya gelecek. Burada bu selektör tekrar bir savuracak, temizleyecek. Evet. Sonra buradaki sokulara. Yerler, burası depolar. 2 tane depomuz var. Evet. 2 ayrı buğday cinsinden bulgur üreteceğimiz için oradan kaynamış ve savrulmuş bulgurlar helezonlarla bu depoya aktarılacak. Bir de oraya. Buradan da tekrar helezonlarla bu gördüğünüz sokulara. Dink diye dediğimiz evet. Sokuya gelecek. Burada dövülecek. Makinelerimiz öğleden sonra devamı geliyor. İşte bir kısmı burada. Bunlar gördüğünüz gibi bunlar montajı yapılacak. Evet. Burada dövülecek. Sonra burada savurma, arkasından taş alma ve en sonunda öğütme. İşte bunların da taşları geldi. Öğütmeyle burada öğütülecek 3 çeşit bulgur, köftelik bulgur, yarma, simitlik ve bir de pilavlık bulgur. Evet. Tabii orada ayrıca bir de bizim ayranlı çorbada kullandığımız yarma da evet. Yapılacak. Vallahi başkanım sizi gönülden tebrik ediyorum. Çünkü şu anki yapmış olduğunuz iş öyle herkesin kolay kolay yapabileceği bir iş değil. Size gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah sizin de düşünceleriniz de vardır. Fikirleriniz vardır. Bu güzel belde için sizin çok güzel şeyler yapacağınıza ben inanıyorum. Şimdi, burası da ürün ham madde depomuz. Buraya işte gördüğünüz gibi nohutlar, fasulye, bakliyat olarak orada üretilen bulgur evet. Buraya gelecek. Burada depolanacak. Buradan sonra paketlemeye geçilecek. Paketlemeyi de burada yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Paketlemeyi de yapıyoruz.
Şimdi bu gördüğünüz de ambalajlama paketleme makinesi. Evet. Burada, burası oradan ham madde ürünlerimiz gelecek. Burada paketlenecek. Burada 1 kilo, 2,5 kilo ve 5 kilo olmak üzere 3 ayrı gramajda ürünlerimizi paketleyeceğiz. Burada paketledikten sonra da gene burada işte kolileyi alacağız. Yan tarafta da depomuz var. Orada depoda stoklayacağız ve oradan da sevkiyata hazır hale getireceğiz. Bravo. Vallahi tebrik ediyorum başkanım. İşte sizin gibi başkanlara ihtiyacımız var. Biz... En azından bölgedeki istihdamı arttırmak adına. Böyle biz gördük gerçekten de temiz bir üretim var. İçerisinde gayet hijyenik bir ortam var. Şöyle onu da belirtmiş olalım. Şimdi biz bulgurun temas ettiği tüm yüzeyleri gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten yaptık. Başka Malatya'daki hiçbir değirmende bunlar yok. Yani bizim tümü tamamen paslanmaz çelik ama gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten yaptık. Evet. Başkanım şimdi sizi de çok fazla tutmak istemiyoruz zamanınızı almadan. Pandemi ile ilgili çalışmalarımızdan biraz bahsedecek olursanız bize. Çünkü malumunuz son zamanlarda bu koronavirüsten dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgede siz bunlar için ne önlemler aldınız? Sıkıntı var mı? Bunlarla da ilgili kısa bir sizden şey alırsak ondan sonra sizi bırakacağım, ben gideceğim. Şimdi o konuda biz biraz mücadele konusunda elimiz daha rahat, biraz daha şanslı belediyelerden birisiyiz. Çünkü biz bizim yaklaşık bir 7-8 ay önce kurduğumuz bir temizlik ürünleri fabrikamız var. %51'i belediyemizin olmak üzere. Orada hem temizlik ürünleri hem de dezenfektan, hem yüzey dezenfektanı hem de el vücut dezenfektanı da üretiyoruz. O anlamda biraz daha şanslıyız. Biz tüm kamu kurumlarıyla, kaymakamımızla birlikte, jandarmayla, emniyetle, sağlık müdürlüğümüzle organize ve koordineli bir şekilde mücadelemizi pandemiyle ilgili, salgınla ilgili mücadelemizi sürdürdük ve çok da bu konuda iyi bir noktaya geldik ama artık son günlerde Malatya'da da çok fazla yaygınlaşması nedeniyle haliyle ilçemizden de çok sayıda memur Malatya'ya gidiş geliş yapıyor. Bu nedenle farklı nedenlerle de işte rahatsızlık konusuyla ilgili, işle ilgili gidip gelenlerin çok yoğun olması nedeniyle yavaş yavaş vakalar ilçemize de görülüyor. Ama biz yani tüm bunlara rağmen her gün vatandaşlarımızı uyararak gerekli dezenfektan konusunda önlemlerimizi alarak, maske dağıtımıyla ilgili, geçmişte gıda dağıtımından tutun da vefa destek grupları ile ilgili çok yoğun, önemli çalışmalar sürdürdük. Biz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani ilçemizde en az düzeyde vaka görülmesi konusunda ilçemizde yaşayan insanlarımızın en az bu konudan etkilenmesi noktasında elimizde gelen her türlü gayreti ve çabayı sarf ediyoruz. Umuyoruz ki bizler de ilçemizde, ilimizde, ülkemizde işte kısa sürede bundan kurtuluruz. İnsanlar daha rahat bir yaşam sürdürürler. Bunu da temenni ediyoruz. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri Arguvan'da ağırlamak, görmek, buralarda bu sesimizi, bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyuna duyurmanız, bizi izleyenlere iletmeniz noktasında da yapmış olduğunuz yayından dolayı da biz de tüm RTV ailesinin en tepesinden en alttaki tüm emekçilerine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu bizim görevimiz. Sizlere de yaptığınız güzel işlerin devamı konusunda başarılar diliyorum başkanım. Müsaadeniz olursa biz ufak tefek çekimlerimizi yapıp ondan sonra asıl gitmemiz gereken yer neresiydi Hüseyin? Çayırlı mıydı efendim? Çayırlı'ya gideceğiz. Çayırlı benim köyüm. Çayırlı'da bize önereceğiniz, gidin şurayı mutlaka görün diyeceğiniz bir yer var mı başkanım? Vallahi benim tamam. Kendi köyüm. Ben önermeyeyim, siz bulun o zaman. Peki o zaman.
Biz nereye gidiyorduk? Kızılderen miydi? Yok. Başkanın köyü neresiydi? Ermişli. Ermişli. Diğer adı? Germişi. Germişi. Öbür bir adı daha var. Ermişli işte. Yok. Olmadı. Ha şey. Arekin. Arekin. Çayırlı. Çayırlı. Ha. He işte bu. Çayırlı. Çayırlı'ya giderken yolda ablalar burada. Hatice teyze şu an dövme değil mi bu? Dövme. Dövmeyi iyice bir eliyor, ununu sapını samanını ayırıyor zannedersem, öyle değil mi? Kepeğini. Kepeğini. Hatice teyze şöyle şunu biraz toplayayım ki benim ayağım pis olabilir. Kolay gelsin. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bunlar... Bu dövme. Dövme. Bununla ne yapacaksın? Burayı bununla tarhana yapacağız, yoğurtlu çorba yapacağız. Kendime çorbası yapacağız. Kendime. Evet. Aşure yapılır. Evet. İşte değirmene gelip çekirse köftesi olur. Deprem. Şimdi biz kepeğini eliyoruz değil mi? Evet, evet. Kepeğini eledikten sonra artık istediğin ne varsa. Evet, evet. Kurutacağız bunu. Tarhana yapacağız. Yoğurtlu çorbası olacak, aşuresi olacak. Bunun bir ince, ufağı ince. Pilavlık. Evet. Bundan pilav olmaz. Pilav bundan sadece köfte. Bir de içli köfte, yoğurtlu çorba. Bunu şeye sulu köfte, mı? Sulu köfte olacak. Bulgur, pilav bulgurdan yapılır. İşte bunu bulgur yapmıyorlar bu, değil yok, mi? Bu yok, bulgur değil bu. Bu sade buğday dövülüyor. Bu sade tarhana için, yoğurtlu çorba için. Programın yapılır. Başında evet. Da ne kadar usta bir değirmenci olduğumdan bahsetmiştim. Şu an kendimden utanıyorum. Dövme, beni dövme. Hatice teyze, beni dövme. Tamam, bilemedim. Kusura bakma. Estağfurullah, estağfurullah. Oğlum. Seni böyle elinde bununla bekletiyorum ama ağırsa ben tutam. Şeyle tut. Vallahi ver, ben bir tutam. Ben bir tutam. Samanım sen... sağa gelir, toz gelir. Bir şey toz olmaz, bir şey olmaz. Toz sen gelir. Biraz bize buralardan bahset. Ne bahset? Önce kendinden bahset, sonra... Ben... Ruhzat teyze ver. Dövme, buralıyım ben işte, İstanbul'dayım. Yazları gelik. Ha. Doğru yazın yolda mıyım öncelikle? Evet, evet. Evet. Çok güzel elisin, öyle kuzum, öyle. Üstümü batırdın ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gider. Bir şey olmaz. Gelinim, İstanbul'dan geldi. Bunu da şey diyeceğim, kaynattık. Dövdürdüm, tarhana yapacağım. Allah nasip eder. Abla senin gelinin mi? Gelinim. Kız sen niye orada duruyorsun da gelip burada el atmıyorsun? Gelin toz he? Olmasın diye koymadım. Kaynanaya bak, normalde şu anda senin şuraya bir şemsiye dikip gölgede altında bacak bacak üstüne atıp gelini çalıştırman lazım ya. Ben yapamam. Sizin köylü mü? Gelinim Tokatlı. Öyle mi? Evet, Erbağlı Tokatlı. Tokatlı olduğun içindir bunlar yenge. İyi yere gelin gelmişsin. Bizim zamanımızda öyle miydi ya? Kaynana böyle gözümüzün içine baktığı zaman dizlerin titrerdi. Tabii. Dizlerin titrerdi. Peki siz sabahtan beri burada bu kadar şey mi yaptınız? Çuvalı zorla saldım. Rüzgar gelmedi. Rüzgar bir biraz buradan rüzgar çarptı. Rüzgar şey bir taraftan geliyor, bir bu taraftan şey demedik. Savuramadık. Seni ben televizyon dizliyim hep. Program yapıyorsun. İşte ben bugün de Malatya'dan. Bugün de kısmet hep oldu izledik. Buralara geldim. İstanbul'da izledik ya. Açınca kendi kanalımız değil ki. Memleketimizde izledik vallahi. Peki İstanbul'a dönüş ne zaman? İstanbul Allah nasip ederse Ekim'de. Ekim'de. Evet. Sizlere İnşallah Cenab-ı Allah şu ortalığa bir iyilik verir. Şu İnşallah. İnsanları bu gırdaptan kurtarır. İnşallah. Biz de hayırlı geri döner giderik şeyimize, evimize. Çocuklarımız orada. İnşallah. Bir gün İstanbul'a gelirsem hangi semttesiniz? Ataşehir. Ataşehir'e gelirsem bana da bir yoğurtlu çorba ikram edersiniz değil mi? Başımın an gözüm üstüne. Ha gedek burada yaparım ben. Allah razı olsun. İsterim. Allah razı olsun. Şimdi, vallahi buyurun gelin. Bir çayımızı içerik. Ha burayı kapatır giderik. İş vakti sizi çok fazla oyalamak istemiyorum. Yok yok oyalanma. Gerçek şey siz oturun bir çayımızı için. Dönüşte belki şey olursa hem de sen işini şu, bitirmiş olursun. Şu köşeyi dönüyorsun ya. Hemen o köşedeki ev benim. Kapı yola açılır. Tamam. Beklerim. Hatice teyze dedin mi evini gösterirler değil mi? Hatice teyze nerede sen? Tamam. Ben orada çayımız bir şeyler ikram ederim. Tamam. İçersin. Çok tamam teşekkür mı? Ederim. He. Ellerinden öpüyorum. Kolay tamam, gelsin. Oğlum, yenge sen de biraz yardım et. Lütfen annemizi yormayalım ya. Onu ona sokmadım. İyi etmişsin. Bizimkisi şaka şaka bir tarafa.
üstün oldu yine. Size kolay gelsin, bereketli olsun. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Gelmişi geçeceksiniz. Zaten şeyleri vardır, levhalar vardır. Yok, yanımıza bir rehber aldık. Ha, yolu bilen arkadaşlar da var. Yine bu yol direkt gidi. Sen Karayolu'nun içinden geçtiğimi direkt enerji dersiz tamam. Germiş'i gelecek. Germiş'ten sonra, geçtikten sonra iki yol ayrılır. Böyle gidince Amran'a gidersiniz. Bu yan döndüğüm Arekil, Gürge, Apası oralar. O sağda döndüğün gibi. Tamam. Bostancı'ya gidiyor. Amran'a gidiyor. Oradan Arap Güreş'e gidiyor yol. Tamam. Çok benim teşekkür ederim. Benim eşim sağlıkçıydı. Burada ben oturdum Germiş'i de. 16 sene oturdum. Evet. Ermiş'i de. Peki, teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Size kolay gelsin. Görüşürüz inşallah. Sağ olun, sağ olun. Ekmek arabası gelmiş. Burada didi 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 diye çalmaya başladı. İstersen abi ekmek alalım suyun. Çayırdayız. Sonunda beklenen an geldi. Herhalde orada dut sirkeliyorlar. Neyse ekmek almaya gelmişler. Biz de bir çayırlıdan şeyini yaptıktan sonra dut sirkeleyenlerin yanına bir giderek. Şurada erik mi vardı abi? Erik var. Bir erik organizasyonu var. Hele bir gel bakalım gidelim. Çayırlı. İşte Çayırlı sevgili seyirciler. Arguva'nın güzide mahallelerinden bir tanesi. Çayırlı. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş'ın memleketi. Mahallesi. Bende bir hafıza sorunu var. Bizi izleyen doktorlar, moktorlar varsa bana bir şeyler söyleyin ya. He? Sende zaten yoktu ki hafıza oğlum. Ha, gün kurusu kayısı da var. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, sizler burada ne yapıyorsunuz böyle ya? Erik yarıyoruz. Ne için bu? Erik, kompost için. Hoşaf için değil mi? Hoşaf için, evet. Peki, bunları islime de atıyorlar zannedersem. Biz yapmıyoruz. Siz yapmıyorsunuz değil mi onu? Yok. Çünkü kendimiz yiyeceğiz. Bunu islime niye verelim ki? Yo yo, islime atıp öyle yarıyorlar. Onun da bir çeşidi var zannedersem. Hoşaflık. Aynısı yani, bu karışık. Hep hem ikisinden de var da yapmıyoruz biz yani öyle. İslime atıldığı zaman ister istemez belli bir şeyi kaybediyor. Kaybediyor. Evet. Sizin isim neydi? Biraz hızlı girdim. Çok özür dilerim. Ali. Ali abi ne iş yaparsın? İşte erik yararım. Genel anlamda. Yıl kıyamet. Sürekli burada erik yok, yararım. Yok. Ben 2-3 ay gelip burada kalıyorum. İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da çok yaşıyorum. Çok güzel. Peki evet. İstanbul'da ne iş yaparsınız? Erik yarıyorum diyecek bak. Başka. Yani böyle işte ufak tefek işlerim var. Malatya pazarım var. İşte manav gibi öyle bir kuru yemişçi. Yani. Hangi semtteydik? Ben Şişli'deyim. Şişli'de. He. Peki nasıl? İstanbul'da Malatya ürünlerine talep çok mu? Tabii ki var yani. Seviyorlar değil tabii mi? Tabii ki yani köy ürünü artı bir de kendimiz yapıyoruz katkısız. Evet. Yani şey yoktur, orijinal, organik olduğu için. Talep oluyor. İster istemez bir de tanıdık hepsi müşterilerimiz. Evet. Yani bayağı oranın eskilerinden olduğumuz için. Peki bunlardan götürecek misiniz İstanbul'a yoksa bunları sadece kendiniz mi tüketeceksiniz? Tabii fazlasını satacağız evet. Yani. Normal şey olanı kendimize ayıracağız. Tabii tabii. Normalinde satıyorum. Yani bu eriğin cinsi ne peki? Burada yani 2-3 çeşit erik. Kara erik var, mürdüm var, üzüm eriği var yani. Bu ekmekçiye de söyleyin aziz yavaş bassın zillere. Dayı bana 8 ekmek bırakır mısın ya? 12 tane ekmek verir misin bana? Tamam sen bekle ben geleceğim. Hüseyin'i alacağım ha. Şu güzellerinden yıkayak da çocuklar yesin. Yani evet biraz da erik. Anne şey sen getir bir tane tabak. Bir de teyzemle de bir sohbet edelim öyle. Siz de İstanbul'da mısınız teyze? Yok kurban biz burada yerliyiz. Hele sen otur ondan sonra eriğimizi yeriz. Önce bir sohbet edelim. Sen yanına geçmişsin. Geçeceğim hadi sakin ol Hüseyin. Hüseyin biraz heyecanlı bir arkadaştır.
Senin ismin neydi teyze? İsmim? Evet. Zülfünaz. Zülfünaz teyze, sen burada yaşıyorsun galiba. Burada yaşıyorum. Yalnız mısın peki? Yok, başka beyimle çocuk... beraber yaşayayım. İkiniz tek? İkimiz. Kendileri neredeler acaba? Kim nerede? Çocuklar şeyde... İstanbul'da. Ben... Yok. O bahçeye gitti. Bahçe ha, bahçeye gitti. Bahçeye gitti. Zor olmuyor değil mi peki ikiniz burada tek kalınca? Zor oluyor ama ne yapak, malımız var. Ne var mesela, kayısı falan var mı? İneklerimiz var. Hayvan da besliyorsunuz. Evet. Yani bizde. Hayvan şey büyük baş. Evet. Peki şu an kendisi Allah. Bahçede ne zaman gelecek acaba? Valla bilmiyorum. Belki birazdan gelir, belki geç gelir. Belki bizi göremez diyorsun ha? Evet. Belki göremez. Peki. Şimdi bir eriklerimizi yiyelim Hüseyin. Ondan sonra kahve yapalım, içelim. Kahveye evet. Çok söz vermeyelim. Biraz dolaşalım. Ondan sonra belki zamanımız olursa ben gel, kahve içmek isterim. İçersiniz, olur mu? Ben kahve içmek isterim. O zaman eriklerimizi yiyelim. Sizlere de kolay gelsin diyelim. Sağ ol. Kısmet olursa inşallah bunun hoşafına denk geleriz. Bir gün hoşafını içeriz. İnşallah. İnşallah. Hele gel. Sonbahara. Hele gel bir de şu şunlar kurumuş halleri değil mi? Bu kurumuş. Bu kayısının evet, kurusu. He. Kayısı var değil mi sizin burada? Kayısı var. Evet. Kendi kayısınız var. Evet. Çok var yani. Var. Hele gel bakalım hele Hüseyin. Gel şöyle de şu yarmalardan var mı ya? Bunlar hudayı mı? Hudayı onlar. Evet. Malatya'mızın kayısılarından. Kayısıdan anlarım. Bulgur gibi olmasa da kayısıdan anlarım. Gel. Bunlar eriklerin kurumuş halleri. Buraya baktığım zaman tam kurumuş halleri. Şurada gün kurusu çekirdeklerimiz serili. Öyle değil mi teyze? Evet. Burada gün kurusu kayısımız serili. Evet. Şunlar çok güzel ya. Ben biraz yesem onda olur değil mi? Olur istediğinle yiyebilirsin. Ya. Yer misiniz arkadaşlar? Helal olsun. Ye. Şundan biraz. Allah'ım. Şifa, şifa. Yemin ederim şifa ya. Bunlardan var ya. Yok yeter. Ali abi çok teşekkür ederim. Al birkaç tane. Aha ben payımı aldım. Gerisini Hüseyin yer. Benimki yeter. Ben hakkımı kayısıdan yana kullanayım. Lan bak şey de var. Gün kurusu da var. Ondan da al. O zaman oturup bir mol iyi böyle gitsek ya. Doğru söylüyor. Şimdi programımızı çekelim. Tamam. Sen eriğini al. Gel kardeş. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Şunlar çok güzel ya. Evet. Alabilirsin istediğin kadar. Dönüşte alacağım. Tamam. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey varsa, selam gönderecekseniz. Yok. Bu kadar. Bu kadar. Çalışıyoruz. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Hadi eriğini al gidelim. Sen kolay gelsin. Sağ olun. Artık bunaldım ya muhtar. Yok yok biraz çalışın ya. Köyün, köyün başından bu yana çuvalla şey taşıyorum, saman taşıyorum. İşte bak biraz çalışacaksın ki köylü milletin nasıl efendisiymiş oradan göresin. Tabii. Çalışmak lazım. Ama yani. Şeyde köylünün derdinden anlamaz. Samanı bilmez. Bilmezler yok. Ben samanın içinde yaşamışım. Süt nereden geliyor, et nereden geliyor onu işte o samanı taşımazsan onlar da üretemezsin. Ben samanın içinden gelmişim. Bu arkadaş da samanla besleniyor zaten. Bizzat vallahi. Yani ben elimle yediriyorum yani buna. Yok yok öyle değil. Çalışıyor. Bak aslan gibi çalışıyorsun. Şimdi köyümüze de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Çayırlı Mahallesi. Burası mahalle değil mi? Çayırlı Mahallesi. Çayırlı Mahallesi muhtarı. Efendim ismi? Veli Karul. Veli Kavul. Veli Karul. Karul. Evet. Ne demek Karul? Karul. Yani daha önce kuvvetliymiş ama harf kıyımına urguya buraya Karul. Kadar gelmiş. Anladım. Ul olmuş evet. Bir, çok da Karul şey bir durum olmuş. Değil. Ya, değil. Peki Sayın Muhtarım bize köyle ilgili siz biraz bahsedin. Köyümüzün ana geçim kaynakları nelerdir? Köyümüz gurbetçidir. Gurbetçi değil mi? Çok büyük bir arazimiz yoktur bizim. Evet. Köyümüz gurbetçi. Kışın 15 haneye kadar düşer. Ama yazın 55-60 hane olur. Evet.
Genelde... Bayramda bayağı doluydu yine, işte gelenler oldu, geldi gittiler köye. Genelde İstanbul'da. Tabii ki İstanbul'dayız biz. Genelde İstanbul'da bizim köylerimiz, İstanbul'da var. Evet. Yani başka yerde de çok yok bizim köylerimiz. Anladım. İstanbul'da. Kaç yani. Dönemdir muhtarız? İkinci dönemim olacak muhtarım. İkinci dönem öyle mi? Evet. Peki memnun mu sizden halk? Bunu da size sormak biraz... Valla şey onu halka sormak evet. lazım. Halkı yani halka şey sormak lazım. Konuda. Ben köye emek veren, emek çeken birisiyim. Evet, öyle ben olmasa, kendi açımdan onu da halka sormak lazım. Öyle olmasa ikinci dönemde sizleri değil de belki bir başkasını muhtar olarak. Tabii ki olabilir de. O da olur. Başkası da olacak. Başkası sen konuşma, olacak. Senin konuşmaya hakkın yok. Orada dedim de bir çuval saman al yükle dedim adamlara yardım et. Ne ettim ettim almadım. Ya niye toza girsin şimdiki? Ben niye giriyorum? Şimdi çekim yapıyor. Toza girmesi akşama kadar kaşındıracak ama banyo yapması lazım. Şimdi onlar samanı taşıdı girip banyolarını yapacaklar. Bana taşıtırdı. Toz olmayacak. Çekiyorsun. Bunu çekmeyle arkadaş konuşma çekim arasında. Yapıyor. Ekranın önünde olan benim. Şunlar kadar afram tafram olmadı ya. Olmaz. Dinim Allah'ıma şunlar kadar afram tafram olmadı ya. Böyle bir şey var mı ya? Peki muhtarım bizi nereye göndereceksin buradan? Buradan köyün içine gelmişsiniz zaten. Bir caddemiz evet, var. Baştan başa gelmişsiniz. Güzel. Tam da güzel gezmiş gelmişsiniz. Bir yer var dediniz. Neresi? Şeye mi çıkalım? Partine mi? Evet. Dağa evet. çıkalım. Aracımız uygun. Uygun mu araç? Evet. Araç uygunsa çıkarız. Çok uzak mı peki? Dağın zirvesinde. Dağın zirvesinde. Yani bayağı. Kilometre falan gitmemiz yok, yok yok yok. Kilometre olarak çok çok 3, 4. 4 kilometre? 4 kilometre olur. Yol stabilize taşlı yoldur yani. Arazi uygunsa tabii ki de çıkarız dağda. Ne var peki orada? Dağda, dağ orası yani. Yani hiçbir ziyaret şey dedikleri yerde... Bir ağaç var, mezar var işte orada. Anladım. Mezar çevirili, ağaç var orada. Anladım. Öyle bir yer. Hele bir gidip orayı da bir gerek. Tabii ki gideriz. Abi öyle de gideriz. Sizin oğlunuz öyle benim mi? Oğlum İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da yaşıyorum evet. İsim neydi abi? Ben Kemal Karul. Siz İstanbul'da ne iş yapıyorsunuz? Ben bilişim sektöründeyim. Bilişim? Evet, teknik servis. Anladım. Teknik servis. Kendi yeriniz mi yoksa? Çalışıyorum bir yerde, şirkette çalışıyorum. Anladım. Yazları da buraya gelip yardım etmeye çalışıyorum işte, tatilde diyelim, tatilimizde. Bağ, bahçe, kayısı falan var mı burada? Tabii tabii bizim var, onunla yardım ediyorum babamla, uğraşıyoruz kayısı bahçesinde. Var, hala var bahçede. Hala sirkeliyorsunuz o zaman. Var hala. Topluyoruz, topluyoruz, hala peki, topluyoruz. Peki sizin izin süresi? Ya işte yıllık iznimiz 15 gündür zaten. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bir haftada kalacağız. Sonra gidip işimize tekrar devam edeceğiz. Anladım. Tekrar devam edeceğiz işimize. Peki çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yavaş yavaş gidelim efendim. Ondan sonra belki programı orada da noktalayabilirim. Daha da sana ne? Sen... Olabilir. Daha aşağıda bir şey var. Ardıç ağacı var. Orada orayı da Ağbaba ziyareti diyoruz. Ardıç ağacı. Evet. Aslında biz onu şey istemiştik ama maalesef vermediler bize. Nazım Hikmet bir şey söylemişti. Demişti ya benim mezarımı Anadolu'nun bir ücra köşesinde bir ardıç ağacının dibine gömü demişti. Biz hala da isteğimizi devam ettiriyoruz. Verilirse orası uygun bir yer. Bunu bir de gidip orada söyleyelim, dile getirelim. Yani olabilir. Belki evet. Sesimiz bir yerlere gidiyor. Biraz üstüne de bir çeşme yaptık gene. İşte köyün hayvanlar gidip sulak sulasınlar diye 50 metre üstüne. Evet. Sağ olsun belediyemiz katkısıyla yaptık onu da. Bir gidelim görelim oraları bakalım. Güzel. Yollarımız da yapılıyor şu anda. Maşallah. Bugün başlayacaklar ama. Başlandı herhalde. Belediye başkanımız iyi çalışıyor. Bakma ben gördüğüm. Sayın Mehmet Kızıltaş da, Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun, onun katkılarıyla da yollarımız da yapılacak. Evet. Güzel olacak inşallah. Bu yol Arguva'nın en büyük, en çok kalabalık olan, köylerinin kalabalık olan yolu. Bir grup yolu. Evet. Aynı zamanda Arapkir yoluna da bağlı. Arapkir'e de bağlı olan, Arapkir'in köylerine de bağlı olan bir yol. Evet. Yani en önemli bir yol. En önemli bir yol. Arapkir'in köylerine bağlı. Direkt oradan Arapkir'e de gidebiliyorsunuz. Buradan geldiğiniz yerden, bizim köye döndüğünüz yerden Arapkir'e devam ediyorsunuz. Evet, onu söylediler. Grup yolu çok önemli bir yol. Sağ olsunlar. İnşallah o yolumuz da kısa bir zamanda yapılacak. Başkanlarımıza çok çok teşekkür ederiz bizler o konuda da. Teşekkür sağ olsunlar. Ve hizmetlerinin devamını diliyoruz. İnşallah. İnşallah. O da olur. Devamı da olur inşallah. İnşallah. Devamı da olacak. Hadi buyurun gidelim efendim.
sevgili seyirciler, şu anda Muhtar Bey ile birlikte Çayırlı mahallemizin ziyaret dedikleri bir yer varmış. Parzınlı ziyaretine dağa çıkıyoruz. Evet. Nedir bu ziyaretin hikayesi peki? Parzınlı'nın hikayesini ben çok bildiğim olmadığı için ama her yıl köylülerin gelip orada toplaşıp kurban kesip daha da işte ziyaret yaptıkları bir yerdir. Peki. Burası da Ava Baba diye bir ziyaret. Çok enteresan. İşte dağlarda tek kalan ardıç ağacı. Evet. Bu ardıç ağacı. Evet. Burası. Burada bir mezar var. Burada da bir mezar var ama işte bak Nazım Hikmet'in dediği gibi bir Anadolu'nun bir ücra köşesinde en güzel ardıç ağacı buraya mezarda çok uygun da olur. Biz burada bir de bir şeyi görelim, inelim bir bakalım ziyarete. Ondan sonra yukarıdaki ziyareti de gördükten sonra şurayı açayım mı yoksa? Açmasın, takılıyor orası. Burası 50 sefer dedim ki bana sağlam araba verin ya. Kapılar açılmayan arabalar da diyor. Bir dakika şuna bir sinirleneyim muhtar. Sinirlenmezsem çatlarım. Şunu bir tutalım lütfen. 20 sefer söyledim dedim ki bakın. İleri basıp öyle şey attım oluyor. Araba benim ince çizgim. Evet buyurun. Burası Ağababa ziyareti. Anadolu'nun ücra bir köşesine çok enteresan az bulunan Ardıç ağacı. Ardıç ağacı burası. Buyurun. Bu ardıç ağacı Nazım Hikmet'in bir şeyi vardı ya. İşte beni Anadolu'nun bir ücra köşesine bir ardıç ağacının dibine gömün diye. Bizim talebimiz hala devam ediyor. Buraya da istiyoruz yani. Peki gerçekten böyle bir talepte bulundunuz mu? Öyle bir şeyde bulunmuştuk öyle bir. Yani çok böyle dilekçe falan verip de bir şeyde bulunmadık ama sözde bulunuyoruz yani. Evet. Demişti ya işte burası da çok güzel ve her yerde çok rahat görürken şurası Arapkerin köyleri. Evet. Ama şu araziler bizim köyün arazileri. Karşı Arguvan'ın en yukarı köyleri bile işte Göldağı. Göldağ'ın yanındayız. Evet. En güzel yer işte. Göldağ dediğin... Burada Malatya, şurası Malatya. Akşam olsa ışıkları göreceksin yani. İçinde gibiyiz yani. Evet. Burası çok güzel bir yer. Şöyle bir içine doğru geldiğimiz zaman ziyaretler... Yani belli başlı yerlerde bu tarz ziyaretlere denk geliyoruz. Evet. İşte... Kayaları böyle çeviriyorlar. Ortasında bir mezar oluyor. Bir mezar var. Şimdi... Fazlını ziyaretinde de böyle bir mezar var. Biz onu da yaptırmışız. Betonla yapılmış yani. Köylüler yaptırmış. Peki onu. Buranın hikayesiyle ilgili bildiğiniz bu, şey var. Bunun işte Ağababa ziyaret. Bunun farklı bir hikayesini çok bilmiyorum. Çünkü yanlış bilgi... En azından söylemler, bir şeyler... İşte Ağababa ziyareti. Önce işte köyler köyden çıkarlar. Gelirler buraya ziyaret ederler. Buradan da işte Parzinli'ye çıkarlar. Evet. Her yıl orada kurbanlar kesilir. O yemekler orada pişer, dağıtılır. Çoğu işte insanların adakları olur köylülerin. Evet. Yıl olur, öyle yıl olur ki 10 tane 15 tane adak olduğu zaman olur oraya. Mesela biz Akçadağ'da zannedersem Levent'te mi? Levent Vadisi'nde Levent Köyü'nde bir ziyaret vardı yine böyle. İsmini unuttum ama orada mesela ziyarette şöyle bir şey vardı. Oranın insanlar bize şunu anlattı. İşte yine böyle taşlarla örülmüş ama orası tam bir oda gibiydi. Evet. Üstünü mesela ağaçlarla kapatırlarmış. Ertesi sabah geldiklerinde o ağaçlar üstünden atılmış olurmuş. Birkaç sefer yapmışlar. Onu şimdi Parzın için de aynısını söylüyorlar. İşte yaptık dağıldı, yapmışlar dağılmış ama tam netini bilmiyoruz çünkü. Evet. Tam net olacak bir şeyleri anlattığımız zaman güzel bilgi olsun. Ama insanların şeyi her yıl işte buraya gelirler. Evet. Peki. Adaklar oraya geliyorlar. Kıble ne taraf? Kıble böyle burası. Bu o zaman baş tarafı burası. He. Evet şimdi normalde ziyaretle ilgili şöyle de bir söylenti var. Normalde ziyaretlerde mezar yokmuş. Buralar daha önce Ermenilerin yaşamış şeyler. Ermeniler. Evet. Ermeniler yaşamış. Ziyaret mantığı biraz oradan geliyormuş bize. Ben öyle duydum. Artık onların yalancısı. Ben buna da inanıyorum ama. Yani ya halkın inandığı şeylere saygı göstermek lazım. Evet. Yani herkesin inandığı bir şeyler vardır. Tabii. Herkesin inançlarına saygı duyuyor. Biz şimdi bu tarz şeylerde mesela araştırdığımız için çeşitli söylemler olabiliyor. Mesela şu yukarıda bir çeşme vardı. Evet. Orada boşa akıyordu. Çok hayvanlar falan su içemedi.
Sağ olsun işte belediyemiz şey bak şurada almış. Kürünler var. Suyu nasıl? Soğuk mu? O su eskiden köye geliyordu ama bitti. Çok az bir su ama yetiyor hayvanlara. Şurada bir çadır. Dağdaki su daha soğuk. Parzının suyu çok az ama soğuk. O zaman oraya doğru gidelim. Orada. Soğuk suyu orada içelim. Dur hele bir şeye girelim ya yatağa. Burada çeklik beklersin. Bak çekliği de şu taşın başına koymuşlar. Kekliği düz ovada. Oraya koymuşlar. Taşlar orada. Kekliği düz ovada avlarlar. Aynen öyle. Burayı da benim ziyaretim yapın. Üstünü taşlarla doldurun. He bu ağaç inşallah büyürse. Küçük Ammat diye bir ziyaret varmış. Geldik işte dua ettik. Bilmem ne oldu. Tövbe estağfurullah. Beni böyle bir şeye soktun ki Hüsnü. Burası keklik avlamak için yapılan yerler. Burada mesela kekliği şuraya bağlıyorlar. Kendileri de buraya saklanıyorlar. Ondan sonra ben düşmem abi. Ben dağda bayırda yetişmişim ya. Evet ziyarete doğru çıkacağız. Bakalım. Gerçekten de çok ilginç bir yer. Sol taraf. Şurası deya bak şurada. Bayağı bir uzak. Çıkabilecek misin? Ben çıkarım da. Burası Parzınlı ziyareti. Parzınlı. Şimdi az çok belki hani büyüklerin anlattığı hikayelere göre bir hikayesi olabilir mi buranın? İşte buranın bir hikayesi yani Parzınlı ziyareti diyorlar işte eskiden burayı yapmışlar da geri yıkılmış işte aynı evet. Başka yerde anlattıkları gibi. Üstü böyle açık kalmış. Yapmamışlar bir daha da sonradan sadece mezarını yapmışlar. Evet. Burayı yapmışlar. Aşağıda ama maalesef gibi. Burayı da işte kazmışlardı biraz. Bu defineciler. Evet. Ondan sonra köylüler de burayı yapmışlar hemen. Burada Arapköy'ün köylerine sınırız biz tam da olarak. Evet. Demin işte bahsetmiştim ya grup yolu dediğim şu yol. Yani Arguvan'dan gelip de buradan Arapköy'e geçen en kısa yol. Evet. En kısa şimdi yol. Birazdan Hüseyin sen böyle bir Hüseyin abi olipsiz evet. Şöyle bir sağa solu bir evet. Çek. Burası daha yüksek yerimiz de işte Göldağı'yla şu da bizim karşımız Göldağı. Evet. Göldağı demesinin bir sebebi var mı? Göl mü var orada? Göldağı göl yok ama çok çeşmeleri çok güzel buz gibi çok büyük suları var orada. Anladım. Dağlarda. Tabii oralara gitmek. İşte göçebeler. Oralara gitmek çıkıyorlar. Her baba yiğidin harcı değil. Yani, çünkü buraya bile yani, ne zorluklarla evet. Çıkardık Hüseyin'i. Yani. Kendisi, sen buraya zor çıkmadı iyi çıktı yok. Ya biraz nazik. Evet. Nazik böyle kendine çok bir şey etmiyor. Bir şeye göre de köylülerin dediği Hüseyin abi şurası işte Parzinin hizmetçisiymiş. Bir şurada ufak bir mezar var. Bir mezar daha var. Var. Buraya da insanlar gelip ziyaret ediyorlardı. Ama buna nedense buna şey diyorlar ismini. Gavur kızı. Gavur kızı. He. Hizmetçisiymiş Parzinin diye. İşte bir şeyde öyle söylüyorlar insanlar arasında. Yani işte bunu ziyaretler, bu tarz isimler, yani birçok rivayettir. Budur değil mi? Evet, evet maalesef. Evet, ziyaret kültürü. Ama insanların toplandığı, birbirine saygı gösterdiği, kurbanlar kestiği, evet. En güzel şeyler bunlar tabii ki. Evet sevgili seyirciler, Parzınlı ziyaretini gördük. Burada da hemen Hüseyin'in önündeki mezarı da Gavur Kızı olarak isimlendirmişler. O da Parzınlı'nın hizmetçisiymiş. Şimdi ziyaret kültürü bizim hemen hemen Malatya'nın her yerinde var. Böyle belli başlı tepelerde işte dikkat ettiyseniz ben kendi programlarımda da başka yerlerde mesela gittiğim yerlerde genelde hep böyle tepeliklerde oluyor ziyaretler. Tabii herkesin ne hışırtısı? O zaman
Gömü burada abi. Buldum. Al. Ses deneme 1-2 burada mı? Şu an fışırtı var mı? Bozan gömü burada abi. Sen bir gün kazmayı küreye getir, burada çalış. Hüseyin'cim kardeş canım benim, yani sen şimdi seninki de iş değil ya. Uzaydan bize işler güçler yok, sinyal gönderecekler buraya. İşler güçler yok, koskoca uzaylılar o kadar büyük teknolojilerini senle bana mı harcayacak? Allah seni seversin ya. İşte dediğim gibi ziyaret kültürü bizim hemen hemen her yerde var. Gittiğimiz yerlerde mümkün olduğunca işte sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Aşağıda da bir ziyaretimiz vardı. Orayı da gördük. Şimdi artık yavaş yavaş programımızı noktalamak istiyorum sevgili seyirciler. Programı da noktalamak için gayet güzel bir yerdeyiz. Efil efil esen bir nokta. Çok temiz bir havası var. Rakım 1600. 1600 bir rakımdayız. Arkamda Arapgir'in köyleri var. Şu görmüş olduğunuz kısım komple Arapgir. Sırtımızı Arapgir'e verdik. Demek ki haftaya Arapgir'e gideceğiz. Arapgir'e de gidersiniz tabii ki. Gideriz, gidin, Arapgir'e de gidin. Buralarda, burası da Arguan'a ait olan köyler. Arguan'ın köyleri. Evet, Arguan'ın köyleri. Yanımızda Çayırlı Köyü muhtarı Sayın Veli Karul. Karul. Soy isminiz biraz şey olduğu için ezberleyemedim. Ezberleyemediniz, estağfurullah yok. Sayın Veli Karul Beyefendi de bize bugün buralara kadar geldi, zahmet etti, bize buraları gösterdi. Çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Ben size geldiğiniz için teşekkür ederim. Köyümüzü tanıttığınız için. Rica ederim, ne demek. Bizim İnsanlar görevimiz... böyle güzel yerlerde görsünler. İnşallah. Görsünler. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey varsa, selam yollayacağınız. Selam yollayacağımız bütün gurbetteki bütün köylülerimize de, herkese, hemşerilerimize, bizi izleyen, RTV izleyen herkese de selam olsun. Evet, bizden de herkese selam olsun. Bu hafta Arguan'ın Çayırlı Köyü'nde, Çayırlı Mahallesi'ndeydik. Şimdi yavaş yavaş artık yolumuz Malatya'ya. Malatya'ya mı? Evet, Malatya'da program... gördüğünüz gibi Malatya kameramız da çekerse. Deyhaş orası da Malatya. Malatya çok bak aşağıda kalıyor bize göre. Yolumuz uzun muhtar. Çok aşağıda kalıyor, evet. Yolumuz uzun. İki yol Fatiha uzun. Okuyup ondan sonra biz de yolumuza düşeceğiz inşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler, Küçük Ammatla O Köy Bizim Köyümüz programına bu hafta da Çayırlı Köyü'nden son veriyorum. Haftaya belki de Arapgir'de olacağım. Sırtımı oraya vermişim çünkü. Arapgir'in de güzel bir havası, güzel insanları var. Güzel köyleri var. Orada bir köy var uzakta. Uzaydan da gelirler Hüseyin. Bak beynini yarar. Senin beynini yarar. Şurada hemen muhtarla üstüne taşı doldururum. Senin de uzaydan da gelirler. Senin de gavur oğlu diye buraya gömdürürüm. Sen de neydi şeyin ismi? Parzınlı. Parzınlı'nın diğer hizmetçisi olarak burada bilinirsin. Ben kendim. Kendini burada harcatma bana. Evet. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın.